Evet sevgili arkadaşlarım merhabalar. Bugün bu videoda Python'ın 3. ünitesi olan ifadeler ve aritmatik işlemler konusunu işleyeceğiz. Yavaş yavaş bir giriş yapalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. İfadeler ve aritmatik işlemler de aslında yabancı olduğunuz bir konu değil. Daha önceki ünitelerde temel olarak bildiğiniz şeyler. Şimdi buradaki ilerleyişe göre sırayla devam edelim. Sabit değerler dediği sabit değer arkadaşlar. Hatırlarsanız biz sabit ve değişken diye iki tane kavram görmüştük. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Verilerin değişip değişmediği ile ilgili. Yani sabit değerler sevgili arkadaşlar kullanıcı yani yazılımcı tarafından tanımlanmış değişmeyen değerlerdir. Değişkenler ise yine kullanıcı tarafından tanımlanmış, değişebilen, kullanıcıya göre farklılık gösterebilen değerler. Mesela şöyle bir şey diyelim. A artı 2 eşittir arkadaşlar B diye bir ifade yazdık. Buradaki iki ifademiz sabit olduğu için bu sabit değişken, değişmiyor. Ama buradaki A ve B kullanıcının gireceği değerlere göre değişebileceği için bunlar arkadaşlar değişkendir. Yani değişebilen değerlerdir. Bunu da böylece hatırlamış olduk. Şimdi bakın burada bir örnek yapmış. İki tane sayı giriliyor. Sonra değer 1 ve değer 2 değişkenine atılıp bunlar toplanıyor arkadaşlar. Bu şekilde yazdırılmış. Devam edelim. Python'da sık kullanılan bazı aritmatik operatörler yani matematiksel operatörler nelermiş arkadaşlar? Bir bakalım. Şimdi x artı y ne demiş? Eğer x ve y rakamsa x y'ye eklenir. Yani x ve y değerlerini toplama işlemi yapar. Eğer ki sayısal veri ise, eğer ki x veya harf dizisi ise x ile y birleştirilir arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz dün de benzer bir şey yapmıştık. Şunu demek istiyor yani kısacası. Dakika. Açacağım da. Şimdi arkadaşlar, şimdi hatırlarsanız bir örnek yapmıştık. Mesela x eşittir 2 diyelim. Yani x değişkeni 2 diyelim. Y değerine de 3, y değişkeni de 3 değerini atalım. Ve diyelim ki arkadaşlar print x artı y. Yani bu bir sayısal değer olduğu için bunlar sonucu bir sayısal değer dönecek. Bakın burada topluyordu. Eğer ki bunlar birer karakter olsaydı şöyle diyelim. Şunları silelim. Şöyle diyelim arkadaşlar. X artı y olsaydı bakın bu sefer x y'yi yan yana yazacaktı. Gördüğünüz gibi. Yani burada karakter verilerle sayısal verileri topladığınızda aradaki farkın ne olduğunu göstermiş oldum size. X eksi y demiş. Bakın burada da x eksi y de sevgili arkadaşlarım. Eğer x ve y rakamsa x y'den çıkarılır. Yani bildiğiniz aslında çıkarma işlemi. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bir diğeri ise x çarpı y. Eğer x ve y rakamsa x ile y çarpılıyor arkadaşlar. Eğer x harf dizisi ve y rakamsa x y kez sıralanır. Zaten şu ilk maddeyi biliyorsunuz. Eğer x peki gelelim şuna arkadaşlar. Şu önemli. Şunun üzerinde biraz duralım. Diyor ki eğer x harf dizisi ve y rakamsa x y kez sıralanır. Şunu demek istiyor. Bakın direkt uygulama olarak gösterelim. Daha iyi anlarsınız. Evet. Diyoruz ki arkadaşlar print a çarpı 5. Print a evet çarpı 5 derim. Çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar böyle bir işlemde bir karakter veriyle bir sayısal veriyi çarparsanız oradaki karakter veriyi çarpılan sayı kadar yan yana yazdırıyor. Kaç tane yazdırmış? Ay 5 tane. Mesela buraya x deseydim arkadaşlar. Yine x olacaktı.
X 5 tane yan yana yazacaktı. Yani burada anlatmak istediği bu, aklınızda olsun. Ardından şimdi bir diğer önemli aritmatik işlemimiz bölme işlemi. Eğer X ve rakamsa X Y'ye bölünüyor arkadaşlar. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın iki tane bölme operatörümüz var bizim. Biri tek slash, biri çift slash. Arkadaşlar tek slash bölmenin sonucunu ondalıklı olarak verir. Çift slash ise arkadaşlar tam sayı olarak verir. Bakın bunu da uygulayalım. Hemen bunu da görelim. Şöyle. Print arkadaşlar 10 bölü 2 dedim. 10 bölü 3 diyelim. Bakın tek slash kullanıyorum. Burada dikkat edin. Bakın tek slash kullanınca arkadaşlar otomatikman ondalık sayı olarak verdi. Ama çift slash olarak kullanırsam bakın direkt tam sayı olarak verecek. Gördüğünüz gibi aradaki fark bu. Yani bölme işleminde tek slash kullandı. Bölme işleminde iki tane operatörümüz var. Biri tek slash, biri çift slash'tır. Tek slash arkadaşlar kullanırsanız son bölümü ondalıklı olarak verir. Çift slash kullanırsanız da tam sayı olarak döndürür. Ardından arkadaşlar şuraya da bakalım. Şimdi bizim daha önce de gördüğümüz mod alma vardı. Bir matematik operatörlerinden bir tanesi. Python'da arkadaşlar kolaylık olsun diye direkt böyle mod yazıyla mod yazarak uğraşmıyoruz. Mod yerine kullanılan yüzde işareti var. Biz onu alıyoruz burada. Yani mod neydi? Bir sayının diğer sayı bölümünden kalanını verirdi. Bunu da yazalım. Arkadaşlar mod ifadesi yerine Python dilinde yüzde işareti kullanılır. Yani ya da şöyle yüzde eşittir mod alma. Şimdi bir örnek yapalım. Arkadaşlar şunu bir yazalım acaba. Şimdi 10 mod 3 diyelim arkadaşlar. 10'u 3'e böldüğünüzde kalan ne olur? Kalan 1'dir. 10 mod 3 dedim. Bakın kalan 1. Bu şekilde işlemi yaptı arkadaşlar. İki tane yıldız işareti de kullandığımız operatörlerden bir tanesidir. Bu da üs almadır arkadaşlar. Matematikteki üs alma işleminin aynısı. X ve Y rakamsa X'in y'ninci kuvvetini alıyor. Mesela tek çarpma arkadaşlar. Tek yıldız çarpma işlemi, iki yıldız üs alma işlemidir. Bakın, şimdi 5 tek yıldız kullandım, 3 dersem bunun sonucunun çarpımı 15 olarak döndürecek. Ama ve lakin ben buraya 2 tane yıldız koyarsam 5 üzeri 3. Yani 5'in kübü, 5'in 3. kuvveti nedir arkadaşlar? 125. Şimdi bakın, bu şekilde. Bir daha söylüyorum. Tek yıldız işaretçi çarpma işlemi arkadaşlar. Çift yıldız işareti üs alma. Mesela başka bir örnek yapalım. 10 üzeri 2 nedir arkadaşlar? 100'dür. 10'un ikinci kuvveti. Buradan alırsınız bakın. 100 burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kullanabileceğimiz matematiksel operatörler bunlardı. Burada zaten onlarla ilgili açıklamalar da yapmış. Bunlara da bir göz atarsınız. Şimdi ifadeler arkadaşlar karışık kullanılabilir. Yani bir tam sayı bir ondalıklı sayı toplamı yapılabilir. Mesela şunu örnek alalım. X eşittir 4, Y eşittir 10,2 demiş. Biz şöyle yapalım. A eşittir 5 diyelim. B eşittir 10,8. Yani Python arkadaşlar farklı türdeki sayısal verinin toplama işleminin yapılmasına da imkan tanıyor. Bakın 15,8. Yani bunu anlatmaya çalışıyor burada.
Şimdi operatör önceliği bir birleşim. Arkadaşlar operatör önceliği ve birleşimdeki mantık şu. Şu bildiğiniz matematiksel işlemlerdeki öncelik neyse arkadaşlar burada da aynısı geçerlidir. Yani matematiksel önceliğimiz neydi? Matematiksel işlemlerdeki önceliğimiz. Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Şuraya da not alalım ilerleyelim. İlk önce varsa parantez içerisindeki işlem yapılırdı. Evet, içerisindeki işlem yapılır. Ardından çarpma veya bölme işlemi yapılır. Sırasıyla gidiyorum. Daha sonra çarpma veya bölme işlemi yapılır. Arkadaşlar ardından en son olarak toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Matematikteki işlem önceliğimiz geçerli olan öncelikler arkadaşlar programlama dillerinde de geçerlidir. Bunu da unutmayın. Burada da zaten öncelikleri göstermiş. Bakın burada ifadeleri biçimlendirme. Mesela bu arkadaşlar biz diyelim ki 3x artı 2y eksi 5 diye bir normal matematikte bir denklem yazdınız. 3x artı 2y eksi 5. Bunu kodlamaya nasıl çevirebilirsiniz bu ifadeyi? Yani bir kod olarak yazmanızı istense nasıl yazardınız? Arkadaşlar 3 çarpı x. Bakın 3x 3 çarpı x artı 2 çarpı y eksi 5. Bunu bu şekilde programlama dilinde yazmış olsaydınız bu şekilde ifade etmeniz gerekiyordu. Buradaki dikkat etmeniz gereken nokta bu. Bakın burada da zaten farklı ifadeler belirtmiş. Aklınızda olsun. Şimdi bir diğer önemli nokta yorumlar. Aslında bu da yabancı olmadığınız bir şey. Arkadaşlar bu dahili dokümantasyon. Bakın. Girilen dakika değerinin kaç saat olduğunu hesaplar. Neden yapılıyor, niçin yapılıyor? Bakın burada açıklamasını yapmış, burada işlemi yapmış. Şu yeşil yer açıklama, bu da arkadaşlar işlem. Buna dikkat edin. Ardından hatalar konusu. Arkadaşlar hatalar biliyorsunuz. Programlamada karşılaşacağımız 3 tür hata vardı. Saç diye kodluyorduk. Nelerdi? Söz isimsel hatalar, anlam bilimsel hatalar ve çalışma zamanı hatalarıydı. Burada onlardan bahsediyor. Sitle karşılaşacak zaten. Bakın burada benzer daha önce işlediğimiz benzer şeylerden bahsetmiş zaten. Bunu istiyorsanız tekrar bir göz atabilirsiniz. Burada da çeşitli örnekler var. Mesela Fahrenheit derecesine Kelvin derecesine dönüştürmek istediğimizi varsayalım demiş. Yani bunu da söyleyeyim. İlerleyen videolarda Python üzerinde farklı program türleri de yazarak uygulamalı da işleyeceğiz arkadaşlar. En azından şu an için bir aşinalığınız olsun. Olması zaten gerekiyor. Onun için arkadaşlar şu an çok fazla detaya girmeden ilerleme taraftarıyım. Zaten uygulamaya geçtikçe ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. İkinci bir örnek, kullanıcının girdiği saniyeleri saat, dakika ve saniye olarak parçalara ayıran programda tam sayı ve böl modül kullanılır. Sana saniye demiş integer. Integer tam sayıya çeviriyor arkadaşlar. Input saniye sayısını girin demiş. Saat eşittir saniye bölü 3600'den saati hesaplamış. Ne kadar olduğunu bakın bu şekilde örnekler var. Bu örneklerin benzerlerini uygulayacağız merak etmeyin. Dediğim gibi en azından şu an bir aşinalığınız olsun. Sevgili arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın burada aritmatik ifadelerle işlemler yapılmış. Yani bir Python'da neler yapılabiliyor arkadaşlar? Bu şekilde bunları da inceleyerek göreceğiz. Bundan sonraki videoda arkadaşlar farklı uygulamalar yapacağım. Ardından konularda ilerleyeceğim. Çünkü uygulamada gördüğünüz şeyleri konuda da konu olarak işlersek orada daha iyi oturmuş sizin için. Şimdilik videomuz bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz veya bir öneriniz varsa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.